Herkese selamlar konsolosuna hoş geldiniz. Ben Murat Sönmez. Bugün yine yanımda şahane iki konuk var. Bu arada Talha gündemde kırmızı koltuğa ikinci kez oturan ilk insan oldun. Öyle mi? Evet. Dostla gelmiştin. Darısı üçüncüsünün başı. Üçüncüsüne inşallah. Dur olur mu? Ha gündemde ikinci doğru. Tabii gündemde. Bir de ondan önce de evet. Yoldan geçerken tabii, tabii. Demiştim. Ondan önce de şey yaptık. Hoş geldin Derin. Hoş bulduk abi. Arada. Ben çok merak ediyordum bu kırmızı koltuğu. Bir de biraz tedirginim. Her an bir yerden başka Murat Sönmez çıkabilir diye. Biraz korkuyor diye. Onları içeride saklıyoruz i̇çeride abi. Onlar bileğleniyor şu anda kendi. Böyle kendi bir rahatlayayım o zaman. Yok yok. Nasılsın bu arada? İyiyim abi ne olsun yani ya. Yani sen geçen hafta burada Ege vardı. Ege'de bir müddet daha gerçi sen şu anda YouTube'da varlığını hala devam ettiriyorsun. Başka bir isimde ama. Eskiden oyun konusunda çok daha aktif bir tabii. kanalım vardı. Babam da oyuncu kanalında. Yani o da 2000, kend... 2012 falan. Yani 2012, 2012. Ya bu arada araya gireceğim ama babam da oyuncu deyince ben babasından play, şey işte SNES, SNES falan görüp de oyuna başlamış birisi gibi düşünüyordum. Gerçekten de oyuncuymuş babası. Yani babam da oyuncu derken 39 yıllık devlet tiyatrosu oyuncusu. Ha, bayağı bir devlet tiyatrosu oyuncusuymuş yani. Ben de hep öyle zannediyorum. Evet, ya kendi babam aramda da bir espri oldu. Armut dibine düşer muhabbeti zannediyorum. Öyle değilmiş ya değil mi? Yok, asla değil. Ya çok çok önemli rolleri de var. En güzel en yani bilinecek rollerinden bir tanesi Kurtlar Vadisi'nde mesela. 100 bölüm falan oynadı orada. Babam Kurtlar Vadisi'nde mi? Aynen. Abi o zaman zaman bir tabii ki orada ya çok özür dilerim şey neydi? Alakaya maydunuz ama şeyden dolayı insanlar bilsin. Ben yıllarca şey zannettim Derin'in kanalını. Babam da oyuncu deyince yani de babasından falan hani oyun görüp devam ediyorum. Hani onun geleneğini sürdürüyorum gibi. Ötede annem oyun oynardı. Onun Mario's falan, Game Boy falan vardı. Tabii ki annem de oyuncu olsa daha bir oturaklı olur. Peki ne rolde oynadı? Mafya babası. Abi orada bir konsey vardı. Orada herkesi öldüren kötü adam babammış. 100 bölüm sonra açığa çıkıyordu falan böyle. Peki ben bir şey merak ediyorum. Şimdi bir sürü mafya dizisi var mı? Hala çukur tabii, bu şeyler. Bu mafya yukarıdaki insanlar niye böyle bir garip bir ses? Şimdi kardeşim seni alacağım buraya götüreceğim ve vuracağım falan. Hepsi aynı tonda ve aynı tarzı konuşuyor. Öyle bir şey mi varmış mafya? Ya... Öyle bir şey mi var? Ya zaten o ağırlığı da. Vermek için belki de o şeyi oluşturuyorlar. Ya ama bu... hepsi aynı abi. Aynı tornadan çıkmış gibi konuşuyorlar. O birazcık üst kültür alt kültür muhabbeti. Zaten genelde mafyanın başındakiler hani daha işte takım elbiseli falan helikopteriyle gelen adamlar falan janti takılıyorlar. Ama hani daha alt kültüre indiği zaman işte mesela Çukur'da falan daha çok görebiliyoruz onu. Onlar daha hani keserim birader falan gibi gezen tipler. Evet. Peki sen ne yapıyorsun şu anda? Yani niye bıraktın oyunu? Onu söyle önce. Abi ya oyun kanalıyla ilgili bir şey yapmayı niye bıraktın? Tabii. Şimdi sen kendi filmlerini çekiyorsun. Evet. Biraz daha vlog tarzı, biraz daha kısa film tarzı o işler tarzı. Yaptın. Derin Biricik, değil mi? Evet, kanalında evet. ismi. Yeni bir kanalım var. Ya şimdi babam da oyuncu da ben çok hani keyifli 4 yıl geçirdim. Hani çok çok eğlendim. Ancak bir yerden sonra hani denk getirememeye başladım. Yani oyun, iş şimdi zaten hepiniz siz de biliyorsunuz hani oyunun işe dönmesi gibi bir durum var. Hı-hı. Hani ben bir oyun oynadım zaten lan bunun yayınını açsam, bunun videosunu çeksem Hı-hı. oynamayayım o zaman bunu. Hı-hı. Şeklinde hani oyundan keyif almama durumu var. Hani bunu kenara koydum. Bir de kendi iş güç hani hayat mücadelesi vesaire hani sinemaya kanalize olma, film çekmem lazım. Hani kendimi sadece bunu yaparken mutlu hissediyorum. Sen orada ilerlemek istiyorsun. Evet deyince. Bir öğrenci şeydi. Evet öğrenci dönemimde. Gelip geçici bir hevesmiş ben anladım. Yok oyun hala keyif olarak öyle yani çok küçüklüğümden beri o şekilde. Evet. Ama şimdi mesela belki de o 4 yılda oynamadığım kadar oyun oynuyorum. Yani yorgun bir gün eve dön atıyorum aç PlayStation'a. Oh. Oyun normalde bu abi. Ya mesela ertesi gün iş yoksa atıyorum hikayeyle atıyorum. Persona gibi vesaire gibi bir şeye giriyorum. İşte değilse daha hani böyle anında oynayabilirim. Smash gibi veya atıyorum işte hatta Overwatch falan gibi hani bir oyuna giriyorum. O şekilde ilerletiyorum şu anda. Daha hani keyifli oyun oynayan bir insan haline geldim. Tamam. Derin Biricik arkadaşlar YouTube'da kanalın ismi. Vlog demeyeyim de aslında kısa filmler çekiyorsun haftada bir en bir, azından bir ve iki arasında yapıyorsun. Gidiyor.
Zaten Talha'yı da tanıyoruz. Saygılar. Biliyoruz. Ben abi zaten biz seni takip eden insanlar beni de bildiği için hiç söylemeye gerek bile yok abi yani. Seni nasıl gidiyor abi? Soralım adettendir. Yaprak misali. Rüzgar estikçe rüzgar ne tarafa doğru esiyor oraya doğru sarılıyorsun. Bu arada şeyde konsol oyunda galiba haftada bir gidip haftada bir uğruyorum abi. Bir şeyler çekiyorum. Ya bazen uğrayamıyorum. O şöyle oldu. Müsait olduğun zaman gelir misin dediler. Hani madem böyle bir ilerlettik bir şey yaptık. Arada bir devam edelim dediler. Dedim yani evet. Geldiğim zaman Bakırköy'e çekelim. Yani öyle bir her hafta gideceğim çekeceğim gibi bir durum söz konusu değil ama müsait olduğum işte canlı yayında kendi kanalımda devam ediyorum abi. Bir de işte şu YouTube tarafında arzu ettiğim şeyler var. Bir türlü başlatamadım. Evet. Onları başlatırsam. Yani nereye gideceğine dair hiçbir fikrim yok. Ama en azından içimizde bir buraya kadar gelip de ukde kalmasın diye yayının başında öncesinde de konuştuğumuz gibi yapayım ya, kurtulayım. Ailecek biz 90'lar videosu gibi videolar bekliyoruz Talha'dan. Teşekkür ederim efendim. Derin de sağ olsun iyi bir puan verdi. Aynen evet. İyi bir puanımıza belli oldu. Devamını getirmek isteriz. Hakikaten o konuda ben sonrasında sana bir şeyler soracağım. Ne istersen abi. Bak, şey buldum bak burada profesyoneli. Evet profesyonel bulduk. Sorayım abi. Peki abi geçen haftanın en önemli konusuyla başlayalım. KDV dönemi başladı artık Türkiye'de. Steam başladı. Ondan önce Apple başlamıştı. Evet, Google'a sonra, falan. Yavaş yavaş PlayStation'a ve Xbox'a da gelmesi bekleniyor bu işin. Nasıl uygulanacak bilmemekle beraber hala. Çünkü Steam'de KDV şu anda oyunun daha doğrusu şu anda verdiğimiz fiyatın içindeydi. Xbox ve PlayStation'da yok muydu abi? Çok özür dilerim. Şu anda yok. Çünkü resmi olarak Sony ve Microsoft firmaları bulunuyor olduğu için ben her zaman dijitalde, kutuluda da belgeler alınıyordur diye düşünüyordum. Ama hani onların dijital tarafı Türkiye'de olmadığı için çünkü PlayStation Network Türkiye'ye İngiltere bakıyor. Xbox'ta yine yurt dışında bir yerde memleketini bilmiyorum ama Türkiye'de değildi yani dijital anladım, satışlar. Anladım. Ben de hatta öyle zannediyordum çünkü mesela bazen işte kutulu olarak hani Sony'nin kendisinden aldığın oyunun fiyatıyla PSN fiyatı aşağı yukarı denk gelebiliyordu. Hani atıyorum işte 229 lira 229 lira kafası hani ben belki de dahildir falan gibi düşünüyordum. Yani şu anda Xbox'ta böyle bir çalışma yokmuş. Ben sordum geçen daha bir iki gün önce Xbox tarafına. PlayStation'da da gelmesi yüksek ihtimalle muhtemel yakın zamanda ihtimali var. Yani nasıl olacak bilmiyorum ama şu anda henüz daha bizlere yansıyan bir şey yok içinde ücretin. Ama öyle devam etmeyecektir diye tahmin ediyorum. Ya bu Steam Türk Lirası'na geçtiği zaman bir süre 2-3 gün bir fiyatlar çok güzeldi. Sonra birden haşırtlı Blackbird oldu ya abi. Ben öyle bir vergilerin ilerleyen süreçte çünkü Steam çok büyük bir database'e sahip ve bu için belki güncelleme yapmayı bekliyorlardır. Diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. İnşallah hep içinde kalır ama biz geçen de konuştuk. Steam'de sonuçta hayır işi yapmıyor. Tabii. Abi bu ben cebimden vereyim ya sıkıntı olmaz diyeceğini zannetmiyorum abi. Ya bir de zaten ucuz fiyat uyguluyor Türkiye. Yani bir uygulasa gerçek fiyatı. Yani, hem ucuz uyguluyor hem yani hani ben bunu halledeyim diyeceği bir oran değil. %18 çok büyük bir oran. Yani %3, %2, %3 olsa belki Steam der ki ya burada aslında böyle ucuza gidiyor bir şekilde. Bu artarsa belki gitmez bu kadar diye düşünebilir ama %18 bir vergi kimse cebinden çıkartıp vermez. Onu mutlaka ekleyecekler. Dediğin gibi biz zaman sonra gelecek olabilir. Onun belki altyapısını yapıyorlar şu anda. Firmalarla falan konuşuyor olabilirler direkt olarak. Bir şey soracağım. Devletin vergi aldığı ürünün içeriğini iyi bilmesi gerekir mi? Saçma bir yorum mu yapıyorum? Her şeyden alıyor vergi. Yani her şeyden vergi alıyor ama mesela yiyecek içecek bunları denetliyor vesaire gibi durum söz konusu değil mi? Tabii. Şimdi, yıllarca buradaki distribütörler çok güzel fiyatlardan istediği gibi at koşturarak fiyat biçti. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. GTA 5 çıkmadan önce 150 liradan satılan oyunlar GTA 5 çıktığı gün 180-190 liraya. GTA'ya özel fiyatlar biçildi. Kimse kontrol etmedi. Günün sonunda kontrol edildiğinde devlet bir ceza kesti. Yıllarca para kazanan adam birazını devlete vermiş oldu. Devletin biraz cebi dolmuş oldu. Yani arada benim baktığım zaman fiyatları hala 300. Ama aslında devlet de o nedenle ceza vermedi biliyorsun. Çünkü serbest piyasada sen istediğine satarsın. Tabii. Öyle bir şey yok. Yani devlet demez ki ya bu hakkı 100 lira sen bunu niye 500 lira satıyorsun diye bir şey demez. Orada ceza kesmesinin nedeni haksız rekabetti. Yani o ürünü satan bütün yerler ortak bir araya gelip fiyat belirlemişler. Çünkü aslında serbest piyasanın en önemli şey rekabettir. Kimse bir araya gelerek
aynı şeyi satan insanlar bir araya gelerek birlikte fiyat belirleyemezler. O zaman tekele dönmüş oluyor. Tekele dönmüş oluyor. Orada verilen cezalar aslında onun içindi. Yoksa devlet hiçbir zaman lan 1 liraya mal etmişsin 5 liraya yuh demez yani. Ya şeye getirmek arada istiyorum. Arada vergisine bakarım. Lafı. Şimdi baktığım zaman yurt dışında alım gücü bize oranla ya da bizle aynı seviyede olan ülkelerde bu tarz dijital oyunlarda veya kutulu oyunlarda da fiyat politikası değişikliğine gidiyor. Mesela Rusya bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Türkiye'de de acaba yani vergi de alınıyorken bu olaya bakıp arkadaş yani bizim alım gücümüze göre buranın düzeltilmesi gerekiyor gibi bir şey çıkar mı ortaya abi, getirmek istedim yani, ama kimsenin umurunda olacağını bir gün bakılırsa eminim ki ben bizim lehimize bizim iyiliğimize bir sonuç çıkmaz ondan. Tabii. Daha bile pahalı olabilir ya ben yani. Dronları falan kullanıyorum. ÖTV geliyormuş dronlara. Mesela evet. Şimdi bundan bahsediyorlar mesela. Bir de ekstradan yani normal KDV'yi ödüyorsun bir de ÖTV öde. Uçuyor bu falan gibi böyle bir olaya girmişler. Uçtuğu için tabii aynen. Lüksle olması lazım abi. Yani uçuyor çünkü. Uçuyor tabii. Abi lüks yani. Tabii. Uçuyor çünkü. Uçuyor. Şeylerde mesela var. Ben uçup gitmiyorum. Uçuyor. Aksiyon kameralarında var. Evet. Ya bilmiyorum şu anda onu da. O da olabilir yakında hani. Evet yani yakında şu aralar alacağınız bir şey varsa alın arkadaşlar. Çok fazla ertelemeyin çünkü ne olacağı belli değil. Bir anda bir gün gel. Yani %20 sonuçta tamam evet. Eyvallah. 20 liralık şey alacaksan ya. 24 liraya çıkacak da. Ya ben yine mutlu yani olmak 100 liralık için alacaksan da 120 liraya çıkacak. Hani en azından zaten daha ucuzdu Steam falan gibi düşünüyorum. Hani zaten işte 1.5 gibi hesap ediyorlar. Onun üzerinden %18 belki çok hani gerçekten daha iyi olabilir falan gibi. Alışma durumu. Zaten Türkiye'deki oyuncuların son kalesi ben Steam tabii olarak görüyorum. Oyun alıp keyifle oynama babında. Yani mesela işte Kingdom Come en son 90 liradan çıktı. Evet. Çok aslında baktığın zaman büyük bir para. 90 lira az bir para değil ama 290 liraya almak var. Ya da 190 liraya, 200-250 liraya almak var. Ki artık dolar da öyle bir yükseldi ki baktığın zaman işte distribütörü zaten hani zamanda kazıkladığı rakama gelmiş olduk yani nihayetinde. Evet. O yüzden ben Uber lüks olma konumuna gidiyor abi oyun oynamak. Abi zaten asgari ücrete göre hesapladığın zaman korkunç rakamlar. Evet. Şimdi hep yurt dışı alım gücü Türkiye alım gücü olarak hesaplıyor. Yani her şey için telefon için de geçerli yani. Adam mesela bir maaşın içerisinden telefonu alabiliyorken biz mesela 5 maaşın içerisinden aynı telefonu alıyoruz. Hani. Bir de şey var abi yani Steam'den oyun oynamak falan diyoruz da Steam'de oyun ucuz ama oynamak isteyeceğin oyunun abi performansını alabilmen için sağ olsun madenciler şunları bunları. Ekran kartları bildiğin yüzüne falan bakmayacağım belki hani 1050'ler 1060'lar 3000 4000'den uçuyor. Hani 1080'i 1080 Ti'ye geçtim. Yani Türkiye'de zaten hani gerek jeopolitik konumumuz gerek gündemimiz gereği abi hani oyun şey olarak da hani refah seviyesi olarak da bizim için über lüks bir olay. Oyuncu PC'si kurmak gittikçe zorlaşıyor. Ben şu anda çok ciddi o yüzden konsola dönecekler bir süre mobil abi yani. Mobil. Olay tamamen mobile dönecek. Günün sonunda hepimiz kendi Crash'ta şeker kıracağız ben sana söyleyeyim. Ya, onu 7 sene önce de öyle deniyordu. 2010'ların başında bitti artık oyunculuk öldü her yer mobil falan. Yok yok ben Türkiye'de bu fiyatlara bağlı olarak fiyatlara bağlı. Tabii. Mesela şeyde Kingdom Come'da şeyi ben hayret ettim. İlk gördüğümde 90 lira Türkiye'deki fiyatı. Sonra Amerika fiyatına baktım. 60 dolar görünce dedim çok iyi bir fiyat. Yani çok adamlar gerçekten 3'te 1 fiyatına burada satıyorlar o oyunu. Ya ben bu konuyu zaten araştırmak istiyorum abi. Şey bana çok enteresan geliyor. Zamanında Beacon Witcher 3 gibi bir oyunu Türkiye'de 60 liradan satmayı başardı. Steam'deki fiyatından daha ucuzdu. Steam'de yanlış hatırlamıyorsam yine 90 lira. 80-90 lira gibi fiyattan satışa çıktı. Onu geçtim. Metal Gear Solid 5 gibi bir örnek var. Metal Gear Solid 5 dediğin oyun bu jenerasyonda hani mekanik olarak da, hikaye içeriği olarak da tam bu jenerasyona uygun yapılmış 1080p 60 FPS çalışan dolu dolu hikayeye sahip bir oyun ve o da 90 liradan çıktı. Hani bir yan senaryo oyunu falan olsa, Metal Gear Survive olsa 90 lira dersin ki ya işte zaten 40 dolardı abi ama 60 dolardan zebellah gibi bir oyun. Ya zaten Steam Türk lirasına geçtiğinde 2K oyunları da böyleydi. Civilization 90 liradan satılıyordu. Abi bir şey oldu arkada. Bir şey oldu. Bu Metal Gear Solid 5 yine 90 lirada satıldı ama Civilization 230-240 liraya falan çıktı. Aynen. Sonra Steam'e dedi ki abi distribütörlerinize bakın bizde ne alakası var dedi. Ya orada ne dönüyor anlamıyorum orada abi orada şey yani yapıldı bence. Yani otomatik bir geçiş sağlandı. Tamam mı? Ondan sonra Steam dedi ki artık Türk lirasıyla satacağım. Türk lirasında işte 1 dolar 1.5 lira olarak kabul ettim dedi. Ben bunu çevirdim satıyorum dedi. Bundan 8 sene öncesi 1.5 lira. Ondan sonra dolar. Şirket sahipleri dedi ki ne yapıyorsun hacı dedi yani 1.5 lira da olmaz artık dedi. Adam orada düzeltmesini yaptı. O geçiş sürecinde oldu aslında yani. Steam yapacağı iyiliğine yaptı aslında bize. Yok yaptı canım. Ama geliştirici de haklı abi şimdi.
Yani 60 dolar coin 20 dolara, bir de bu şeye de neden olabilir dünya üzerinde. Çünkü ben mesela Nintendo'da şimdi gidip Güney Afrika'dan alıyorum. Niye? Çünkü daha büyük oyun. Şimdi bu çok büyük fark açılırsa, sonuçta Türkiye'de satılan oyunların hepsi İngilizce. Türkçe evet. değil ki. Ya sadece Türkçe çıksa kimse gelip almaz onu. Evet. Ama Amerikalı adam işte ona şey yapmıyor. Tenezzül etmiyor. Halbuki Amerikalı aynı oyunu, aynı İngilizce oyunu 60 yerine 20 dolar alacak. Çok basit. Türkiye yapacak herif store'unu. Bir iki Ali Cengiz bir şey yapacak belki. Steam engel koydu da. Yani o da aşılıyor abi. Onlar da aşılıyor. Yapmak istersen VPN'de yaparsın. VPN'de falan filan. Ya yaparsın illaki. Ya o yüzden hani şey değil. Yani o aradaki farkın çok açılması da geliştiricilerin istediği şey değil. Yani. Bir de dediğin gibi can, araştırmak lazım. Çünkü onun ekonomik sistemi nasıl, benim de en ufak bir fikrim. Ben yani yayıncılarla da alakası yani, olmuyor. Yani mesela yani. Yurt dışı uçakları business class'tan para kazanıyorlar. Yani ekonominin hiçbir maddi değeri yok onlar için aslında. Bütün masrafını vesaire business'tan çıkarıyor. Diğeri üzerinden şey üzerine kalan kiraz gibi hani. Ekonomiden kazandığı para. Hani nasıl bir şey? Mesela daha pahalı sattığı zaman daha mı çok kar ediyor? Daha ucuz sattığı zaman. Çünkü mesela Civilization. Civilization'ı Türkiye'de kaç kişi alacak mesela, anlatabiliyor muyum? Güzel oyun. Ben çok keyifli oynuyorum. 6'yı almadım hala. Yani mesela 5'i oynuyorum. Vesaire mantığında gittiğin yani zaman neden nasıl için, kar ediyor? Adamlar için çok rakam, düşük Excel düşük dosyası. Rakamlardır. Yani onlar herif de demiş diyordur bazıları, yani dokunma satsın. Çünkü şeye bir bakıyorsun abi, Steam'deki mağazalara. 30 tane farklı mağaza var. Hepsinin gelirleri, şeyleri, vergi bilmem neleri, mevzuatları falan filan hepsi ayrı. Sen bir oyun çıkarttın. Indie oyuncu şeyis oyunun var. 30 tane dükkan var orada. Şimdi ulan Bulgaristan ne vergi yapıyor? Brezilya ne vergi yapıyor? Meksika ne vergi? Onunla mı uğraşacaksın? Onunla mı uğraşacak? Steam'in önerdiği şeyi tamam paşa sen bilirsin diyorsun. Uygula geç diyorsun. Ama işte Ubisoft'taki bilmem nedeki adamın işi var zaten. Onunla bakan adam var. Diyor ki ulan 1,5'ta yani ne yaptın kardeşim, tamam Türk insanı seviyoruz. Eyvallah çok da kazanamıyorlar ama yani 4'te 1 de olmaz. Ne bileyim abi, Amerika'daki 60 dolar bizdeki 90 lira gibi geliyor bana. Ah be, öyle olsa. Keşke öyle olsa öyle yani olsa. Ama. Ne güzeldi o doların 1,2 olduğunu. Abi ben şey hatırlıyorum, Gears of War 3'ü sipariş edip 70 lira mı 75 lira mı ne para verdim biliyorum. O zaman içimle bana şey geliyordu. Ya şey diyorduk bir ara 2.2'ye falan çıktı. Artık oyun alınmaz, bir şey alınmaz falan dedik. 4 liraya geldi abi. 2.2'ye bak abi. 4 liraya geldi. Neyse bu iş acayip işler, evet, bunlardan evet. çıkalım. Burnout Paradise abi, remaster. Abi evet. Gerekli miydi? Abi ben de onu soracağım. Gerekli mi? Burnout serisini severim bu arada. Yani. Paradise da çok güzeldi. Hani açık dünyaya geçişler falan vesaire. Dönemi için çok güzeldi ama... Kim niye yaptı ama Burnout'u yapımcısı da kapadı çünkü. Bir de remaster. Burnout'u yapımcısı. Zaten remaster yani. Çağındayız. Ben hani evet. bir şeyin yanında hani derin remaster. Mesela benim yeni kanalda remasterdım gibi falan yani. Hani her şey öyle. Bu jenerasyonda hani, zaten PlayStation 3 remaster. Aynen. Komple yani. Öyle ama. Yani. Neden? Heyecandan olur mu arkadaşlar? Heyecandan varsa. Evet, yani tabii şey de olabilir. Çocukluğumun oyunu çok harika vakitler geçirmiştim ama bana çok 10 kişi alsın, 20 kişi yani. Alsın. Çok güzel oyunu da öyle bir şeye sahip olduğunu düşünmüyorum ya. Ya yapacaksan remake yap bari yani. Remaster. Yeni bir Burnout yani. Oyunu daha hayır. Burnout'a firma neydi abi? Ya şeyden dolayı soruyorum. Criterion olabilir ya. Criterion'da herhalde. Şey tribi evet. oluyor ya. Ben dağıldı abi benim bildiğim evet. Criterion. Abi o daha kötü. Ya şey tribi oluyor ya bazen. Hani ben remaster çıkarayım ki yeni oyuna parayı işte Square Enix'in yaptığı muhabbeti. Yani remaster çıkar yeni oyuna para aktarmaya çalış kazanma. Yani öyle bir şey de yoksa ortada. Geliştirici dağıldı ama sonuçta Elite Arts'ın oyunu değil miydi o? Herhalde. Elektronik Arts'ın ihtiyacı yok ki o zaman. Yeni oyunuydu o da. Öyle bir şey değil. Yapalım, yoklayalım bakalım demişler herhalde. Ya sadece yakında da Devil May Cry HD projeksiyonu gelecek. Ha. Yani HD oluyor herhalde. PlayStation'da var da HD şey. Bayonetta'yı siz seversiniz evet. sonuçta. Nintendo'dan çıkma böyle. Yani ısınıp tekrar getirilmesi Switch'e geldi tekrar. Switch'e geldi. Dark Souls geliyor Switch'e. Ben bir de... Tamam eyvallah. Oradaki adam da oynasın da. Bu böyle bir devamlı eski oyunların döndürülmesinden Skyrim. Ekonomi de eyvallah da bir yere kadar yani. Mesela ben Dark Souls'u çok severim. Evet, yok katılıyorum canım ama bu da biraz şey herhalde abi ya. Bu oyun dünyasında şey sıkıntısı da yaşanıyor bence. Artık yeni IP
ortaya koyma, tabii, bunu oyuncuya kabul ettirme, bunu satılabilir bir hale getirilmesi. Çok riskli. Bir de oyunu becerebilme de mesela No Man's Sky mesela. Yani oyunun kendisini becerebilme. Ha, oyunu becerebilme. Aynen bazı, yani. Abartma, hayli kültürü falan. Yani onlarda çok sıkıntı. Yani ben yeni IP yapacağım, yeni yapacağım, böyle olacak, şöyle olacak diyor. Adam yapmıyor çünkü çok maliyetli bir şey. Çok riskli. Yani orada eğer batarsa oyun götürür. Yani abi, Epic Games'i, herkesi götürür yani. Epic Games'i düşünebiliyor musun? Yani Gears of War'ları yapan, tabii, Unreal Tournament'ları yapan, tabii, Unreal Engine motorunu yapan Epic Games şu anda PUBG'nin hani yanından nasıl acaba geçirebilirim diye düşünen bir firma haline geldi. İyi, Fortnite'ı da iyi ki yapmışlar. Yani ya, işlerinde kalacakmış meğersem. Yani demek istediğim, artık yeni bir IP üretmek ve bu IP'yi insanlara kabul ettirmenin iki yolu var. Ya Naughty Dog gibi firma olacaksın, hani elini salladığı, evet, veya Nintendo gibi öyle bir güvenilirlik ve hayran kitlesine sahip olacaksın ki abi ne çıksa, hani denizden babam çıksa yerim misali abi, o havada bir firma haline dönüşeceksin. Ya da abi böyle çok sağlam bir hype oluşturman lazım. Yani böyle hep işte remake, remastered'larla gidiyorsun abi. Ya mesela şey de çok enteresan geliyor bana. Hani daha böyle sinemasal baktığın zaman God of War, yeni God of War mesela çok enteresan geliyor. Neden? Ben sattığını bildiğim bir ürün var ama yeni bir oyun yapmak istiyorum. Farklı bir oyun yapmak istiyorum. Aslında reboot ya. Abi, abi bayağı aynen. Ya ben bu içeriği alıp oraya koyarsam nasıl olsa God of War seven kişiler buraya gelecek. Ama aslında yepyeni bir yeni bir IP çıkaracağım buradan gibi. Hani o mesela çok enteresan geliyor. Yani böyle şeyler görür müyüz yani, atıyorum işte. Ya Sony dışında onu yapan kalmadı. Aynen. Ama güzel, çok bir enteresan bir fikir yani. Başarıyla yaptı ama. Tomb Raider da çok başarılı bir şekilde yaptı. O güzel bir reboot. Çok iyi bir geri dönüştü yani. Çok iyi bir reboot'tu. Yapmaya başka çalışanlar da oldu. Mesela bir ara Devil May Cry da yaptı. Of. Ben çok dalga geçiyorum Serdar Ortaç diye. Böyle bir cılız bir herif lan. Bildiğimiz Dante yapılı mapılı böyle abi, bir adam. Capcom'un en büyük hatası şey zaten. Hangi hatası? Son yıllarda bütün oyunlarını neredeyse hep batıya teslim etti. Evet. Dead Rising ilk önce kendileri yaptı, sonra geriye kalan hepsini işte Capcom Vancouver'a. Silent Hill'i öyle bitirdiler. Silent Hill'i o şekilde bitirdiler. Yani arka planda böyle bizim batıya ayak uydurmamız lazım abi, biz artık tutmuyoruz. Resident Evil geri döndü. Resident Evil müthiş bence bir geri dönüş yaptı. Ama Japonlara döndüğü için iyi oldu. Mesela bakın Monster Hunter World inanılmaz sattı. Yine Japonlardan çıkma mesela, kendileri ürettikleri bir oyun. Ya ben bunu görünce mutlu oluyorum çünkü o tarafta batıya emanet etme değil de kendilerini değiştirmeleri gerekiyor. Persona sonuçta... 5'te gördüğüm mesela 130 saat. Ben 50 saatini keserim abi oyunun. O kadar ağır ilerliyor ki. Yani o kadar ağır. JRPG'nin niye bugün geçerliliği kalmadığını, niye sadece core kitlenin oynadığını anlıyorsun. Pokemon için de geçerli bu arada. Sadece Persona için değil. Pokemon'da ben şeyi fark ettim. Her oyunda işte o kat muhabbeti falan var ya abi. Ölüyorum artık. Hadi biraz daha hızlı ilerlesin. Benim bu kadar vaktim yok. Ya en sonunda mesela onları atmaya çalıştılar. O yüzden Switch versiyonunu çok merak ediyorum ben açıkçası. Yani ne yapacaklar? Farklı bir şey. Hani açık bir şey yapmak. Akıcı olmak zorunda. Akıcı oyunlar. En azından ya, bizim açık. Benim açım. Aynen. Çok katılıyorum. Vakti çok olan insan için bir şey yapamam. Bir yandan bu Japonların dokunuşunun kalması lazım. Kesinlikle. Yani onun kaybedilmemesi lazım ama işte onlar da yeni çağa ayak uydururken çok tökezlediler. Mesela Persona 5'te hakikaten ya bir noktada ben senin kadar çok oynamadım. Ben bitirdim işte oyunu. 50 saat falan oynadım. Sonra bir noktada dedim lan ne yapıyorum ben dedim ya. Ben bir tane çocuğun her gün gece yatıp sabah kalkmasını seyrediyorum. Ne yapıyorum lan ben dedim. Onu yaşamamak lazım. Şey gibi. Yani mesela ben bayağı hani tamam ikinci hayatıma geçiyorum falan şeklinde oynadım ben oyunu mesela. Yani bir soğuttum onu. Bir süre sonra tekrar geri dönemiyorum. Ben çünkü öyle yapıyorum. Çok uzun oyunlar öyle 100 saati bir ay içerisinde oynayamıyorum. Witcher'ı dahi 4-5 ayda bitirdim yani. Belki bir süre sonra dönerim ama yani Japonların hakikaten bir dokunuşu var. Onu kaybetmemeleri lazım. Ama modernize etmeleri lazım. Diğer yandan yeni oyun çok risk. Mesela bir haber daha var. Biomutant diye bir oyun var. İşte Guardians of Galaxy'deki Evet, yeni trailer'ı gelmiş. Şimdi ben trailer'ı izledim. Güzel. Keyifli duruyor. Yani keyifli. Böyle bir sürü su altı var, yukarı çıkıyor. Böyle acayip acayip şeyler, mech'lere biniyor. El şeklinde parmakla vuran böyle mech falan. Düşündüm ki ya bu kaç satar ki? Ya bak ben oyuncu olarak bunu düşünüyorum, tamam mı? Geliştiren adam ne düşünüyor acaba? Diyorum, zaten neydi ya? Ne yapar ki bu oyun ya? Ne yapabilir gıcır yani? Gıcır gıcır bir firma. Ya büyük ihtimalle buna şey açacaklarmış abi. Kickstarter projesi. THQ Nordic yapıyor dağıtımcılığını. Abi gel ben sana ne kadar istiyorsun? 200 bin dolar al. Çünkü baktığın zaman öyle... Pırıl pırıl bir oyun bu arada. Çok güzel grafikleri falan ben, dünyası. Ben animasyonları falan böyle belki biraz şey buldum. Nasıl diyeyim? Oturaklı değil gibi geldi. Gerçi yapım sürecinde tabii, olan bir oyun ama... Bu trailer biraz daha oturaklı. Ya şey kalmadı bir daha abi yani...
bu tarz oyunlara ilgi alaka kalmadı. Yani Ratchet & Clank'ler, belki Super Mario, hani maskot karakterlerin yer aldığı oyunlar çok fazla artık rağbet görmüyor. PlayStation 1 hatta 2 döneminin. İşte Ratchet & Clank içinde şey, Jak and Dexter vardı. Yani Crash Bandicoot bir ara millet çıldırdı ama çok merak ediyorum. Yeni oyun kaç sattı acaba? Insane Trilogy kaç sattı? Ne kadar sattı acaba? Ne getiri sağladı? Yani. Ya bu oyunların zamanı geçti abi gibi geliyor bana. Artık firmalar, çünkü o oyunları alanlar 30-40 yaşına geldi neredeyse. Onların çocukluk hatırası. Şey, onlardan da 3-5'i geriye dönüp ağlayayım yeni, diyor. Yeni kitle ya. İşte PUBG kitlesi vesaire hiç hitap eden bir asla oyun değil. Asla abi. Diyorsun ki yani bu oyun satarsa 1 milyon öp başına koy. 1,5 milyon. O da adamları mutlu eder mi? Şimdi ben oynamak isterim oyunu. Devamı da gelsin isterim ama yeni IP'ye geleceğim. Yani. Çok riskli abi. Çok riskli. Şimdi dediğin gibi muhtemelen küçük bir yer bir araya gelmiş. Olmazsa satmazsa gider bu adamlar. Batar gider yani. Yani güzelliği çekici gözüküyor ama dediğin gibi büyük bir proje. Yani şey gibi ya, 30-40 dolardan satılması gereken oyunlar gibi bunlar abi. Zamanında Ninja Theory'nin bir şey muhabbeti vardı. Ben bunu hep videolarda değiniyorum ama bu çok güzel bir örnek bence. Oyun endüstrisinin geldiği noktaya. Çünkü onların dışında da bu tarzda açıklama yapan kimse olmadı. Adamların bu Enslaved vardı ya abi. Enslaved çok da güzel bir oyun. Çok güzel oyun olmasına rağmen satmadı abi. Evet. Adamların hani biraz sıkıntıya girmelerine sebep olmuş oyunlardan bir tanesi. İşte en son Hellblade falan yaptı. Hellblade'de de 30 dolardan çıkmıştı. Adam şey dedi, ya dedi biz dedi aslında bu oyunu film şeye gittiğimizde işte Xbox ve PlayStation'da yayınlarken 30 dolardan 40 dolardan yayınlamak istedik. Çünkü ben o zaman multiplayer falan olmadığı için ve multiplayer revaçta olduğu için biz de oyunumuzu biliyoruz. Abi biz bunu 30 dolardan yok demişler. Hani 60 dolar. Kıçınızdan element uydurmayın demeye getirmiş adamlar. Ondan ben dolayı geliri çok... Ben bozma kardeşim yani... şey gibi işte kurtlar. Aynen. Kardeşim sen bunu şimdi 30 dolardan satacaksın, hepsi öyle isteyecek. Ha yani öyle bir problem olmuş. 15-20 dolarlık indirilebilir oyunlar var. Bu indirilebilir bir oyun da değil. Büyük de bir oyun. İki arada bir derede kalıp patlamış. Yani bu tarz oyunların 30-40 dolardan yani ona göre kendini ayarlaması gerektiği ve o şekilde emek harcanması gerektiğine inanıyorum ve düşünüyorum. Ya aslında kafa açarsak şey de çok enteresan gelmeye başladı. Hani bu genç nesil PUBG nesli olarak bu her şey için geçerli olmaya başladı. Yeni bir şey yok, yeni bir şey yok. Eski olsun hani aynısı olsun, farklı bir içeriğe yönelme olayı kalmadı. O yüzden remastered, reboot vesaire. Evet. Durumu çıkıyor birazcık da. Yani mesela sinema için de böyle. Yani 18 tane filmi olan seriyi izlemeyi tercih ediyor adam. Diyor işte eskiden mesela Blade Runner zamanında vesaire işte Mad Max'ler falan filan. Hani bir tane film çıkıyor. Abi diyorsun ki bu çok enteresan bilim kurgu filmi. Bu çok enteresan fantastik bir film diyorsun. Star Wars orijinalinde öyle çıkıyor sonra. Ama şimdi tekrar devam tek devam filmi devam filmi devam tekrar falan dediğin zaman olayın boyutu tamamen değişiyor. Aslında yani yeni bilim kurgu ne izlediniz mesela son zamanda ya da yeni fantastik ne izlediniz? Bu şeyle alakalı olabilir mi? Yani oyunla ben çok simetrik tutuyorum. Yani ikisi de zaten hikaye. Yok, aynen. Bilim kurguyu tüketmiş, oyunlardaki içerikleri tüketmiş olabilir mi insanoğlu? Ya aslında yeni bir şeyler geldi konusunda. Hemen bir örnek vereyim. Şey, Altered Carbon, evet. Değiştirilmiş karbon. Kitabını okudum, ardından dizisini izledim. Kitabı çok orijinal fikirler barındıran, çok orijinal bir bilim kurgu. Dilini falan çok sevmedim. Kitap çok iyi mi kötü mü o tartışılır ama. Fikir içerdiği. Fikir içerdiği açısından. Ondan sonra dizisine bir bakıyorsun. Adamların fikirleri hepsini belli bir yere indirebilmek için, belli bir düzeye indirilmek için hepsini aşağı çekmiş. Tamam. Bütün fikirler aşağı çekilmiş ve işte günümüzde ortalama insanın sevebileceği standart bir yere getirmeye çalışmışlar. Risk almamışlar yani. Ne görmek ister bana? Aksiyon bilmem ne bol... Ölüm, zatürk, o kitapta da var aslında ama kitaptaki gibi yapmamışlar da kendi kafalarına göre yapmışlar. Ne olmuş? Diziyi bitirmişler yani. Ya eskiden ismi risk alıyordu herkes. Yani oyunda da oyunda da öyleydi. Yani mesela bir şey çıkıyor, abi niye böyle bir oyun var diyorsun ama seviyorsun. Yani ya mesela Bayonetta vesaire düşündüğümüz zaman da hani zamanla göre çok cesur bir şey yani. Hani çok yakın zaman aslında. Çok da eski bir zaman değil ama hani mesela ben bu tarz cesur şeyler görmeyi seviyordum oyunlarda. Aa ne kadar farklı bir şey düşünmüş. Aa ne kadar farklı bir dünya düşünmüş. Ama şimdi ne zaman yeni bir oyun çıksa aa şuna benziyor. Hani o benzeme durumu zaten benim canım sıkıyor. Ya şeyde türler arası yakınlaşma da var oyunlarda. Hani şey diyemiyorsun bir oyuna. Bu RPG oyunu diyemiyorsun. Evet. Bu sadece bir aksiyon oyunu diyemiyorsun. Adam her şeyden katmış. Her oyunda RPG. Her oyunda artık zaten. Evet. Her oyun RPG zaten. İki level atladın mı RPG oyunu veriyor. Yani o karakter geliştirme sistemi olunca bu RPG. Aslında RPG öyle bir şey değil yani. Yani Baldur's Gate oynayan adam için ne bileyim. Yani öyle bir durum değil aslında RPG'de. Yok yani.
Peki Kingdom Come çıktı bu arada. RPG'den bahsetmişken. Evet. Oynadın mı? Oynadım. 2-3 saat kadar oynadım. 2-3 saat oynadım. Ben henüz daha oynayamadım ama oynayacağım inşallah. 23 GB'lık bir birinci gün patch'i vardı oyunun. Oh, o artık zaten oyun. Zaten... Benim canımı çok sıkıyor o ya. Abi, oyunun kendisi zaten 32 GB, 23 GB. Yani demiş ki adamlar biz bunu yanlış sattık kardeşim. Yani bunun anlamı o değil buydu. Ya yani, mesela çok abi yani. Çocukça ama ben çok özlüyorum onu. Yani PlayStation 1'e falan takıyorduk, oynuyorduk ya mesela. Onu çok ya şimdi mesela konsolun bence esprisi olmalı ya. Yani CD'yi taktığın zaman 4 saat sonra oyun görüşürüz. Oyun çöküyor be ya. Shadow of the Colossus'ta oyun çöktü benim abi. Öyle mi? Evet. Ya oyun çekmesi nedir abi konsolda benim aklıma almış. Ben rast gelmedim ama. Tam böyle dev indiriyorduk onu cart mavi ekran. Eyvah. Yani neyse yani Kingdom Come'a dönecek olursak. Ve ya, yeni bir patch de bekleniyormuş. Save falan bunları düzeltecekler. Daha da düzeltecekler. Save de mi evde de sorun. Save and exit yokmuş. Bir şey söyleyeyim mi? F5 falan yok. Hani ha yok, PC evet. RPG'si gibi ha, düşünüyorum kendi abi. Kendi kafasına hani, göre save ediyor. CRPG'lerde yani şey vardır ya. F5 çok önemlidir hani. Evet. Ya, bilgisayar oyunu dediğin olayda F5 vardır hep. Hemen bir şey yaparsın. Beğenmediğin ya, noktada quick hemen... Load, quick save quick, abi quick save yaparsın. Yani. Hatta olmadığı... yaptığın seçim beğenmezsin. Bir geri dönersin. Tamam. Bir de şunu deneyeyim dersin. Tamam. Bu oyunda şu ana kadar oynadığım kısmıyla kendi kafasına göre save yapıyor. Onun evet. dışında sana içki veriyor bir tane save yapabilmen evet. için. Onu da içtiğin zaman kafayı buluyorsun. Evet. Yeteneklerini etki ediyor falan. Aslında çok güzel düşünülmüş içerikler var ama Kingdom Come'ın şu anda benim gördüğüm en büyük problemi optimizasyon. Hı-hı. Optimizasyon ne demeyeyim? Performans. Yani bir dünya oluşturmuşlar. 5 senedir üzerinde çalışıyorlar. Ama yani ben mesela 1080 üzerinde oynuyorum. Ağlıyor. Hani normal şey ayarları çektim. Yüksek ayarları çektim. Yani Ultra'yı falan geçtim de. Bu kadar diyaloğun yaşandığı bir RPG oyununda çok farklı yöntemlerle olayı çözümleyebiliyor olman falan inanılmaz hoşuma gitti. Bana birazcık o Fallout 1 dönemini anımsattı. Çünkü hani oynadıysanız biliyorsunuz yani Murat abi kesin oynamıştır ha. Yani o olayı bin bir farklı çözüm yolu vardır ya. İyi de olursun, kötü de olursun, istediğine madik atarsın, istediğine saldırırsın falan filan. Bunda biraz o havayı aldım. O çok hoşuma gitti. Çok çok hoşuma gitti ama abi her oyun her diyalog oyuncusu bir yükleme ekranı olur mu? Abi akıl işi değil yani. 5 sene geliştiriyorsun oyunu. PC'ye çıkarıyorsun. PlayStation 4'te daha beter. Yükleme vakitleri öyle vesaire. Bir buçuk dakika. Yani abi demek istediğim böyle bir oyunda ben her şeyin akıcı olmasını isterim abi. Hani vakit ne kadar değerliyse artık benim için. Abi ben o şeye katlanamıyorum. Ha, çok değil. Belki 5 saniye falan ama siyah bir ekran giriyor geliyor ya. Tuhaf geliyor bana abi ya. Ben, koparıyor bir de oyundan onu, seni. Onu mesela şeyde yaşıyorum ben de. Elder Scrolls serilerinde. Bir binaya girdiğinde bir yükleme çıkar ya mutlaka. Ginersin, çıkar. Dünyaya dönersin tekrar yine çıkar. Ya bir süre sonra ben şey bakarım böyle ulan bundan bir şey çıkmaz der giderim yani. Çünkü görmek istemem abi onu ya. Artık yükleme yapma lan evin içine giriyorum fındık gibi kulübe. Yani ahır küçücük tamam mı? 4'e 4 böyle bir şey. Lan bunu niye yüklüyorsun? İçinde bir şey yok biliyorum yani. Onda da öyle demek ki. Yani şimdi bir adamla devamlı konuşmadan önce 4-5 saniye bir şey olursa ben konuşmak istemem kimseyle. Konuşasım gelmez yani. Abi böyle cadde araya iletime giriyor. İşte ya bence oyun endüstrisinde ilgilenmesi gereken noktalar yapımcıların abi 4K falan değil de bunlar. Tabii. Yani o dünyasını o oyun dünyasını ne kadar açık yapabilir. Witcher 3 mesela. Evet. Her yere girip çıkabiliyorsun tabii. Ya yükleme falan yok. Bir şey yok. Ya bu adam bunu başarabiliyorsa sen de başarabilirsin. Ha diyeceksin ki CD Projekt ne bu firma Warhouse yeni çıktı yeni iş yapıyor ama abi o zaman yani insanların keyif alabileceği büyüklükte yap. Hı-hı. Yani şey öküz de kurbağa muhabbetine dönmesin. Fazla şişip de kendini patlatma. İlk projen belki biraz küçük olur. Witcher 1 gibi olur. İkinci de onu genişletirsin. Yani insanların keyfini kaçıracak tatlı olmaması lazım ama onun dışında bir RPG oyunu olarak hani gerçekten RPG oyunu işte. Evet. Gerçekten RPG oyunu abi yani. Ya ama şunu söyleyeyim bir yeni başladım oyuna. 3-4 saat harcadım. Daha bir 3-4 saat daha açılmayacak gibi oyunu. Evet. Daha anamı babamı neyse şimdi spoiler. Durum bu. Sen oynuyor musun PC? Abi ben PC bu aralar oynamıyorum. Ne oynuyorsun? Ya konsol. Ben de full konsol yani. Set olarak var yani ne varsa var şeklinde. O da tamamen aslında birazcık vakit ve performans. Şimdi PC upgrade muhabbeti olduğu için çok hani işte güncelleyeyim, yeniliyim falan filan gibi. Hani ekonomik de hani konuştuğumuz gibi hani tabii. boyutuna girince olayı. Hani ben buna yatırmıyorum. Hani ben bir de şey hani birazcık hipster kalıp hani Mac kullanıcısı olduğum için. sinemayla evet, yani formatlar falan gereği çok faydasını görüyorum. Ama işte öte yandan hani konsol olarak hani durmadan
aban vesaire. Öte yandan bir bilgisayarım hani var. İşte birkaç sene önce yaptığım hani kenarda duruyor ama şu anda sadece data management için kullanıyorum. Ama hani ben de isterim ki bir şöyle güzel bir PC gaming olayına gireyim. Ama işte ekran kartları falan her şey çok pahalı. Yok, şu anda. Aynen. Yani dolar, bence tamam aksine hani konsola birazcık yönelmek gerekiyor şeklinde düşünüyorum. Switch'ten falan keyif alıyoruz işte. Ay, Switch'i ben de valla... Çözüm konsolu alıyorsun. Aynen çözüm konsolu. Ya mesela Breath of Wild'da şey yani emülatörü 60 FPS çalışıyor. Switch'te 25-30 FPS onu da görünce şey diyorsun. Lan bari gideyim emülatörde şey mi oynayayım diyorsun abi yani. O akıcılığı aynen arıyorsun abi oyunlarda. Para verdiğin şeyde onun evet hakikaten değerinin karşılığını görmek istiyorsun. Daha iyisi var. Hem de korsan olarak. Yani tabii canım korsanın tabii orijinali geçmesi zaten. O birazcık komik. Başka komik bir abi yani. Yani. Peki bu gündemlerde mutlaka PUBG'den konuşmazsak olmuyor zaten. İzleyenlerimiz de gayet iyi. Çünkü her hafta bir haber var abi şimdi. Ama bu sefer farklı bir haber var. PUBG'de artık rakamlar düşmeye başlamış. Evet. Her ne kadar 30 milyon adete ulaştıysa da satış adeti. Aynı anda oynayan kişi sayısında önce geçen ay %2 şimdi %5'lik bir düşüş yaşanmaya başlamış. 3 milyon 150 bine kadar çıktı. İnanılmaz rekorlar kırdı bu arada. Evet, sanki bir doyum noktasına ulaşmış gibi gözüküyor. Evet. Yani baktığımızda öncelikle biraz başarısından bahsetmek lazım. Tabii. Yani biz ne kadar böyle hani PUBG nesli desek de, bu arada ben de oynuyorum. Hani şey değil yani. Öcü gibi bakmıyorum asla PUBG'ye ama adamlar Valve'in hakimiyetinde olan bir alana girip işte Dota'ların, Counter Strike'ların rekor kırdığı bir alana girip büyük bir rekor kırdı. Ya bir şey söyleyeyim mi? 3 milyon anlık abi. 3 milyon anlık da 3 milyon 200 anlık da muhtemelen tabii bahsetmiyor ama League of Legends'ı bile geçmiş olabilir. Ha bu şey zaten adam yapımcı şey diyordu. Benim hedefim League of Legends'ı geçmek diyordu. O yönde atılımlar yapıyorlardı. Şimdi yeni haritalar duyuruldu. Yeni işte silahlar şunlar bunlar gelir vesaire. Bu düşüşteki en büyük problemlerden bir tanesinin aslında hani bir şeye baktığınız zaman hilenin olduğu söyleniyor. Ha. Bu şey neydi ya bir hilesi Battle.ai sistemi vardı. Battle.ai sistemiyle birlikte 1 milyon oyuncuyu uzaklaştırmışlar ama sonuçta hani 3,5 milyon neredeyse oyuncudan bahsediyoruz anlık olarak ki bu anlık 30 milyonda satılmış. Evet. Yani millet kim bilir ne hesaplar alıyor, neler dönüyordur. Bu hile pazarının da aslında ne kadar büyük olduğunu gösteriyor bize. Yani hile yazılımları yazanlar çok inanılmaz paralar kazanıyorlar abi yani. Şeyi ben anlamıyorum yalnız burada. Yani bütün oyunlar için geçerli bu. Ne zevk alıyorsun abi yani? Sonuçta ya ben ölüyorsam da abi yani bunu başka bir yerde de söylemiştim. Yani kendi patates eğimimden dolayı ölüyorum. Yani başarısızlığım da bana ait bir başarısızlık, tamam mı? Başarı da başarısızlık da tamamen bana ait olduğu için mutluyum. Ama sen orada bir yazılımla birlikte adam vurduğun zaman ondan ne keyif alıyorsun yani? İşte o da namım yürüsün diye herhalde. Çünkü arkadaşları vardır oyunda. Birileriyle oynuyordur. Aa bak herifine birinci oldu falan diyorlar. Nereden bilecek sonuçta? Ya tam olarak çift aslında yaptım hep ondan çalışıyor yani, ya olay. Yani ondan ben bunu başardım. Ezik aslında bir noktada aynen yani. Kendini öne çıkarma. Anne bak ben ne yaptım. Yani PC oyunculuğunun da kanayan yarası bence bu tabii işte. Canım. Tamam performans tabii olarak eyvallah. İşte Steam'de oyunlar biz kendi açımız için konuşuyorum. Türkiye çözülmüyor ve bunun çözümü yok abi. Yok. İşte yok. Konsollarda da Xbox Live sistemine veya PSN sistemine para verirken şeyin rahatlığını yaşıyorsun. Evet abi ben bir servis alıyorum burada. Herkes aynı. Herkes aynı. Yok. Orada da gerçi duyuyoruz hile falan ama binde bir falandır diye çok tahmin ediyorum. Benim maksimum yani duyduğum hile o tarz oyunlarda Overwatch vesaire gibilerde şey bir şekilde portla klavye mouse takalı var varmış. Hani maksimum duyduğum o benim. Daha çok da şey oluyor. Network'ü manipüle ederek lag falan abi sahte, ethernet kablosu çıkıp çıkıp sahte lag yaratarak falan yapılmaya başlanıyor ama o da tabii sadece peer-to-peer'de oluyor. Yani tabii server olan şeyde öyle bir şey de olmuyor. Hile gerçekten öyle. Sıkıntılı yani PC tarafında. Bu arada başka bir şey daha geliyormuş arkadaşlar. Bu Battle Royale. Maverick Proven Grounds diye bir oyun. Şimdi ne yapacaksın? Ne bunun özelliği ne şimdi? Ne yapacaksın? En iyisi yapılır. Yok PUBG başka bir oyun. Battle Royale. Artık insanlar nasıl öne çıkabiliriz? Ne yapabiliriz? İşte bu Battleground'ın Dark Souls'a benzeyeni çıktı. Geçenlerde FPS'si duyuruldu. Hadi ya. Bin çıkmadı da çıkacak falan filan. Bu adamlar da abi oyuncu sayısını yükselteceklermiş. 1000 kişi girecekmiş haritaya. Oyun ilk çıktığında 400. Daha sonra da yavaş yavaş 1000'e çıkaracaklar. O şeyi sağlayabilecekler ama 1000 yapsan şey ne olacak abi yani bir de
PUBG'nin en sevdiğim yanlarından bir tanesi yani? DayZ'e falan kıyasladığında mesela insanlar çok kötü falan diyor ama yani H1Z1'a bak, DayZ'e bak, oradaki içerik, animasyon, vuruş hissiyatı, şuna buna bak, bir de PUBG'ye bak. PUBG onların yanında hani altın gibi kalıyor. Ya demek istediğim çok adamlar çok güzel bir optimizasyon, 100 kişilik bir optimizasyon. Sen nasıl sağlayacaksın bunu? Hı. Yani LAP'ta böyle bir reklam Kaos. Yapıyorlar ya, No Man's Sky'da da bunu yaptılar zaten. Ya bu tarz artık şey oldu zaten. Kaliteli oyun yapmak değil de insanların böyle bir tatmin etmek, duyuruyla tatmin etme olayı var. Gerisi zaten o hype dediğimiz insanlara heyecanını verdikten sonra gerisi geliyor. Hı-hı. Çünkü oyun ondan sonra affedersiniz boktan bile olsa DS stand olan 1 milyonun üzerinde sattı abi. Kesinlikle. Ve adamlar çıkıp almayın dedikleri halde 1 milyonun üzerinde sattı. Yani demek istediğim sen güzel bir heyecanı verdin mi oyun satıyor abi her türlü. Abi, olay reklam sadece. Ya, satıyorsun almayın. Öyle şey mi olur? Satma lan o zaman. Yani, biz abi, satıyoruz ama almayın. Böyle bir satış alana ne abi. Alana ne demeli, satana ne demeli abi, bilmiyorum o, abi. Ya yani. Zaten DayZ bu oyun gelmiş geçmiş en büyük sahtekarlıklardan biridir abi. Bir şey. Ben yani heriflerin bayağı mahkemeye verip süründürülmesini falan isterim ya. Gerçekten söylüyorum. Büyük bir sahtekarlıktır. Bu erken erişiminde böyle insanların kuşkuyla bakmasına neden olan oyunlardan bir tanesi. En büyüğüdür yani bu. Bence burada fikir olarak erken erişim çok güzel bir fikir. Tabii ki yani çok... aslında ama şu anda cesaret etmiyorum. Evet. Yani baş yaparken abi destek atın diyorsun aslında yani. Abi onun en güzel şeylerinden biri Darkstar'cı mesela. Kickstarter bir şey diyorsun. Shovel Knight. Erken erişim değildi hani Kickstarter oyunu. Şey diğer bu demo göndermişler. Pinti Panda'nın ilk oynadığı oyunlardandır ya böyle. Don't Star'da. Mesela ben şeyi destek vermiştim. Hatta Minecraft bile erken erişimde. Çok uzun süre beta'da kaldı oyun. Online değil de Kickstarter'dan Mighty No. 9 vardı ya, Buffalo'nun oyun. Aynen. Ona destek vermiştim. Ona demo yollamışlardı 2 bölüm. Oynadı demo. Eyvah bu oyun çok kötü. Mesela o da kötü bir durum oluyor. Mesela yani, parayı verdikten sonra. Bir de tabii şu var. Çok fazla insan iyi bir şey midir? Yani 1000 kişiyi bir araya toplayıp da oyun oynatmak iyi bir şey midir? Çünkü bunun mekaniğini düzgün yapamazsan rezil olur. Herkese eziyet olur. Yani harita ölçeklendirmesi ne olacak? Her zaman insan sayısının yüksek olması hatırlar mısınız? PlayStation 3 zamanında bir tane oyun Mac. Vardı. Mac. 256 kişi oynayacak. Savaş yapacak. Ulan neydi o ya? Berbat bir oyundu yani. Her zaman yüksek sayıda tabii olması da şeyin ya, bir güzellik demek değil. %100 yani katılıyorum abi. Ben mesela Bad Company Battlefield'ın ana oyunlarına tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi şeyi fark ettim daha sonra. 60 kişilik sunucuya girdiğim zaman ana baba günü. Tabii canım. Bad Company 2'ye girdiğim zaman 12-12. Evet. Veya böyle işte evet 12-12 idi diye hatırlıyorum yanlış yoksa. Hadi ben bileyim 18-18 olsun tam olarak şey hatırlamıyorum ama daha küçük, küçük. Daha kompakt. Daha böyle takımına hakim olup ne yaptığını bildiğin. Ateşin nereden gelebileceğini bildiğim bir oyun alanı. Öteki türlü abi yani çarşamba pazarı. Aynen. Her yerden sıkıyorlar. Her doğuyorsun yerden ölüyorsun. Tamam yani doğuyorsun, şimdi ölüyorsun. Arkadaşlar diyecek ki kardeşim savaş alanı eyvallah ama gerçekçi savaş alanı istersek bir de değişir o zaman. Bir de kişi arttırınca bence gerilim azalır. Yani Battle Royale'deki en büyük olay bence gerilim. Hani lan hani buradan mı geliyorlar? Hacı şuraya bak şuradan geliyorlar falan. Her yerden abi, geliyorlar. Abi her yerden geliyorlar. Doğdum öldüm yani muhabbeti yani. Hani evet, bir gideyim ulan burada biri var mıdır? Var zaten. Evet. Yani 12 kilometre kare olacakmış bu arada haritası da. Yani. Bakalım. Kısmet. Çıkartabilirler mi? Çıkartamazlar mı? O bile belli değil. Kaldırır mı? Böyle çok oyun duyurulup da bu arada kaybolup gitti. League of Legends zamanında da biliyorsunuz baya bir MOBA'lar patlamıştı. Tabii. Crytek MOBA yapıyordu. EA Games MOBA yapıyordu. Tabii canım. Onlar bile hani EA Games'ler, Crytek'ler bile abi kaldır olacak gibi değil deyip. Zaten Crytek yani bir şeye free to play çok tuttu, free to play yapalım. MOBA çok tuttu, MOBA yapalım. VR. VR çok tuttu, VR yapalım. Şimdi falan. Metro ya. Bir garip bir firma haline geldi. O şeyden sonra Crysis 2'den sonra toparlayamadı yani Crytek ve o zamandan beri de zaten çok ve çok geriden takip ediyorlar şey, yani onlar yaptıkları zaman yeni bir akım çıkacak. Yani MOBA yapmaya başlıyor. Evet. MOBA'nın zamanı geçiyor. Mesela şu anda Hunter yapıyorlar. Hunt Showdown. Mesela onda bir ışık var ama evet, ama ne zaman çıkaracaklar? Çabuk olmalı. Evet. Onu diyeceğim abi. Yani, PUBG bile oyuncu sayısını yani, kaybederken senin oradan Battle Royale tarzı çünkü biraz o da. Biraz evet. Bir andırıyor tam değil de. Bu arada çok iyi giden bir oyun Rainbow Six. 10 yılda 100 tane operatör yapacakmış Ubisoft ve para şey almayacakmış. Yeni oyun çıkartmayacakmış ya. Ekleyecekmiş hep içerisine. Çok iyi destekliyorlar. Sen oynuyorsun biliyorum.
Bu aralar oynayamıyorum ama hayranıyım diyeyim. Yani oyunu gördüğüm andan bir de E3'te tecrübe ettiğim an itibariyle bu oyunda potansiyel var demiştim ve hakikaten de oyunun potansiyelini gösterdi. Şey 10 yılı ben duydum bu arada. Bilmiyorum Ubisoft enteresan. Bu operatörler için para alıyorlar mı bu arada? Şimdi şöyle bir şey abi. Farklı paketler sundular. Starter packler var. Normal paketler var. Season Pass dediğimiz olay var. Her sezonda işte iki farklı ülkeden bir ülkeden şey yapıyorlar. Bir defans bir atak şeyi getiriyorlar. Karakterleri getiriyorlar vesaire. Bunlar için ya sen zaten ya para vereceksin ya da oyun içi para biriktirerek, görevleri yaparak açabiliyorsun operatörleri. Ama tabii bu çok daha uzun bir süreç olduğu için de insanlar yeni gelen operatörleri hemen kullanmak. Hani metaya dahil olmak derler ya. O metaya dahil olmak için alıyorlar. Ben hiçbirini almadım mesela şu ana kadar ama yanıp tutuşuyorum. Ulan daha oynayamadığım 2 sene evvel çıkmış operatörler var. En son ben de oynamak istiyorum ama şöyle bir şey. Hani almak istiyorum. Bazı oyunların bu şekilde gitmesi gerektiği taraftarıyım. Mesela FIFA'da da böyle bir muhabbet döndü. Yakından takip ettiniz mi? Evet, onu biliyorum ben. Hani FIFA'nın şeyin CEO'su, EA'nin CEO'su çıktı dedi ki abi artık aylık güzel sene 60 alalım. Dolara satmayacağız bunu. 20 dolara mesela bir güncelleme gelecek. FIFA işte 19 olacak bu. FIFA 20 olacak falan. Çok, çok doğru bence o. Şimdi Rainbow Six Siege çok enteresan bir şekilde çıktıktan sonra oyuncu kitlesini arttırmayı başarabilmiş oyunlardan bir tanesi. Yani mesela pike yapıp aşağıya düşen bir oyun değil. Sürekli olarak yükseliyor. Çünkü oyun bana bugünün Counter Strike zamandaki yani zamanda Counter Strike'ın yapmış olduğu işi daha farklı bir seviyeye taşımış gibi gözüküyor diye düşünüyorum. Çok başarılı bulduğum bir oyun. Eksikleri, hataları var kendi içinde. Özellikle hani Ubisoft'un başaramadığı şu hala beta aşamasında olan rank kısmı vesaire falan var ama bunun dışında yüksek tansiyonlu, rekabeti çok güzel yaşatan, izlemesi de oynaması da çok keyifli olan bir oyun ve her operatörle birlikte oyun alanını çok değiştirebiliyorlar. Ve Türk oyuncuların en büyük temennisi şimdi Türk operatörleri görmek. Eğer 10 sene boyunca destekleyecekler gelir bir operatöre gelmekse gelecektir diye düşünüyorum yani. Aynen, Türkiye'de de çok popüler bu arada. Evet, yani çok popüler seviliyor. Bu arada. Çok seviliyor. Yeni bir de mod çıkıyor. Outbreak. Zombi modu. Zombi modu. Yani çalışıyor adamlar. Ama dedim ya çok popüler oldu yani. O oyunda zombi modu nasıl olur? Bayağı mekaniklerin hepsi değişecek tabii. Yani ağır aslında bir oyuna zombi modu çok gitmez. Şu anda test aşamasında. Benim gözlemlediğim kadarıyla abi bu görevleri zombi havasında yapmışlar. Bir yere giriyorsun. Bir kişiyi koruyorsun. O koruma esnasında Rainbow Six Siege'in temel dinamiklerini yerine getiriyorsun aslında. Duvarları reinforce'luyorsun. Yani daha sağlam hale getiriyorsun. Kapılara tuzak vesaire falan kuruyorsun. Gelen zombileri mümkün olduğunca yavaşlatıp oradaki mesela doktor var bir tane. O doktoru oradan güvenle çıkartmaya çalışıyorsun. Operasyonu zombi tabanlı hale getirmişler. Bir de zaten bu temelli kalacak bir şey değil. Birkaç aylık bir etkinlik olacak anladığım kadarıyla. Zannedersem ekstradan bir şeyleri denemeye çalışıyor Ubisoft. Ulan ne yapsak gider diye. Biliyorsun abi şey var Ubisoft'ta. Bir oyununda bir dinamiği deniyor. Sonra onu diğer oyunlarına aktarıyor. Yani Assassin's Creed'de Far Cry dinamiklerini falan görüyorsun. Tabii, tabii. Far Cry'de Assassin's Creed esintileri görüyorsun. Mesela kuleyi şeyde çıktı. Assassin's Creed'de çıktı. Hepsi de kuleye çıkıyorsun abi. Watch Dogs'da bile pıt pıt pıt. Çık in. Ben ama şey Ubisoft'u bu dönem beğeniyorum yani şey olarak. Hal tavır olarak. Sanırım EA şeytan olduktan sonra hani artık biz şeytan olmayalım. Birazcık gibi gelmeye başladılar. Ben geçen başladılar. Burada kendimle biraz tartıştım bu konuyu Ubisoft'u. çıkar mı bilmiyorum ama çıkabilir. Mesela şey beni çok canım sıktı bu arada. Far Cry 5'te biliyorsunuz artık şeyde değil yani. Medeniyetin 5'i Amerika'da geçen hadi kuzeyi diyelim eyvallah da. Bir oyun. Yine abi kunduz avlayıp kürkünü kesip şey yapacakmışız. Çanta yapacakmışız. Ya bu ne ya? Abi bu ne ya? Skin giydirip durma artık. Biraz değişik. Lan Amerika'nın bir toprağın içerisinde herhalde bir mağazanın camını kırıp bir çanta alabilirsin kendine yani. En kötü abi, durumda ya. Direkt şeye giriyor. Biraz böyle bir medeniyete giderlerse GTA ile çarpışma durumu. Ya aslında bence için. Far Cry mesela tarz olarak bir sürü konsepte uyabilecek bir konsept. Yani o konsepti al, aslında God of War örneğinde konuştuğumuz gibi. Yani o konsepti al başka bir şey. Mitolojiye at, steampunk'a at işte. Yok, işte fantastik bir şey. Çünkü yani o işte şeyde insan yaptılar, ilk çağda olayı, yaptılar aslında onu. Birazcık yani evet. İlk çağda tamam anladık geyik ağlıyorsun derisinden bir şey yapıyorsun da ulan Amerika'da 21. yüzyılda artık yani en kötü zombi de bassa bir mağazadan istediğin botu bulursun lan yani. İşte zaten hani Amerika'nın kırsalı gibi gösteriyorlar ya bu yüzden. Yani, hani kasaba, kırsal. Yine de yani. Havasında gösteriyorlar. Ya onu çok fazla şehir gibi
Ben isterdim işte. Far Cry mesela atıyorum işte. Altered Carbon veya Blade Runner vesaire gibi bir yerde görmek mesela. Düşünsene. Bar abi mesela şey yaptılar ya, olabilir yani. Şimdi Blood, işte ne gibi? Blood Dragon paketi vardı hatırlıyor musun? Evet evet evet. Yani. Mesela ben çok keyifliydi Blood Dragon. Güzel, ben çok eğlenmiştim, çok eğlenmiştim. Şimdi şeyin geliyor ya öyle bir oyunu. Neydi? Cyberpunk. Aynen Cyberpunk oyunu geliyor. CD Projekt'in. CD Projekt'in. Kim bilir ne zaman. İşte ki, yani bir ara geliyor. Gelecek. Geldiği zaman onu bekliyorum. Evet, son bir haberimiz var. PlayStation Plus'ta Mart ayında verecek bedava oyunlar bugüne kadar verilmiş en iyi oyunlar olacakmış. Sony kendi mi söylüyor? Sony kendi söylüyor. Ne veriyor acaba? Ne veriyor? İşte ne veriyor? Güzel veriyordu bu arada. Ne olabilir şimdi? Infamous'ın kendisini verdi mi? Bence Infamous'ı verdi. Vermişti diye. Hayır şeyi verdi. Ha şeyini verdi. First Light mı? First Light'ı verdi. Infamous gelmiş geçmiş en iyi oyun olamaz. Hayır gelmiş geçmiş en iyi oyun olarak değil. Hayır. Acaba PSN için gelmiş geçmiş en iyi oyun. PlayStation Plus'ta bugüne kadar verilmiş en iyi oyunu verecekmiş Mart ayında. Ya benim aklıma Witcher geliyor. Ondan sonra GTA mı olabilir acaba? GTA'yı vermiyorum. Last of Us olabilir, Uncharted olabilir. Yani onlardan biri kesin gelecek. Onlar olabilir abi. Başka. Uncharted 4 mu acaba? Eli kulağında God of War gelirken bir God of War 3 verebilirler ama mi acaba? God of War 3 çok büyük bir isim yapar mı sence? Daha büyük oyun verdiler sonuçta. 10 senelik oyun God of War 3. Ha bir de çok büyük bir iddia yani çünkü PSN çok güzel oyunlar verdi zamanında yani. Uncharted kayıp miras falan olabilir mi abi? Yani belki öyle bir şey mi olur acaba? O da best olmaz ki yani AAA çok oyun verdiler yani baba oyun verdi. Yani mesela MGS'yi bile verdiler değil mi? MGS evet, 5'i verdiler. Onun MGS 5'i verdiler. Evet 5'i verdiler. Çıta biraz daha yükseliyor. Yani. Tabii yani. Injustice falan verdiler. Bir sürü şey verdiler yani hani. Millete hisse mi dağıtacaklar? Bunu düşün o olmadı bu olmadı. Herhalde gelin abi hisse yani, veriyoruz. Hep şimdi %1 dağıtacaklar. Şey oluyor abi GTA 100 milyona ulaştı. Tabii. Tamam mı? GTA satışı 100 milyon. Şimdi Rockstar şöyle düşünmüş oldu. Lan herkese sattık zaten. Bir kısım kaldı. Almayan bugüne kadar. Onları da beleş verelim. Bir şey söyleyeyim onlar abi. Onları da online'a çekip online'dan bir şey satalım. Olabilir abi. Ya. Çok, zaten çok gülerim olursa var ya. Zaten PlayStation Plus'ta GTA 5 olmayan yoktur diye düşünüyordum. Evet. Yani. Hani adam şey diye düşünüyordu. Ulan zaten hani kim alacak ki bedava? Zaten sattık yani. Sattık. 100 milyon, milyon abi yani daha kime vereceğiz? Eminim. Suyunu biraz daha sıkalım. Zannetmiyorum ya. Herkeste GTA vardır abi. Yani default ayarlarda sanki GTA 5 olması gerekiyormuş yok abi ya. FIFA için alan bir dünya insan var. Başka hiçbir şey. PES makinesi, FIFA makinesi gibi kullanıyorlar. Var ya benim öyle bir bu arada arkadaş benim grubum var. Vardı. Öyle bir şey var hakikaten. Var adam PlayStation çıkmış diyorlar. PES var mı diyor. Ver diyor. PES alıyor. PlayStation bu arada PES'i sadece bir tane bir sonraki dönemi almıyor. PES'i mesela diyelim PlayStation 3 2006'da çıktı. PES 2006'yı da alıyor abi. PlayStation 4 çıkana kadar o bir PES de devam ediyor abi. Öyle bir şey var hakikaten. Bak, o felaket. Bir de mesela sende olmayınca seni de dinozor gibi görüyor. Nasıl yok yani? Hani alet var. Kanka gel PES atak. Olmaz. Bir de PES değil mi abi? PES. Abi neden? Mesela acaba FIFA daha güzel bu arada düşündüğün zaman da. Ama o yavaş kaos yavaş yaratayım mı FIFA vs PES diye. Geçti artık. PES'i onlar bile kabul ettiler. FIFA'ya döndü yani birçoğu. Bu arada yani, bir dönem forumlarda neydi o ya? FIFA PES kavgası. PES FIFA'cılar. Neler vardı PES, başka Murat abi? Şey Forza Grand Turismo. En büyük hikaye Sam Fisher'la tabii ki. Şey Old Snake nerede? Solid Snake. Solid Snake. Böyle tartışma. Böyle insanların. Abi Resident Evil Silent Hill. Tabii. Şimdi bakıyorum da hiç alakasız oyunları karşılaştırmışlar. Evet. Mesela Split Cell ve Metal Gear Solid de öyle. Birisi çok daha böyle hani fantastik anlatıyordu. İkisi nasıl şey ya, espiyonaj ya. Espiyonaj olunca yani. Ya, ne yemiş millet birbirini evet, zamanında. Abi. O var ya ayrı bir konu başlıyor biliyor musun? Türk oyun forumları diye bir muhabbet çevirebiliriz. Öyle, öyle. Aslında şey lazım. Serisi de yapılabilir. Yani milletin birbirini yediği kavgalar. Falan. Halo Killzone. Olabilir abi. Mesela. O Halo Killzone. Tabii abi. Kan çıkar kan. Kan çıkar abi. Tabii abi milletin birbirine ben... Adres var ulan geleceğim falan dediğini bilirim. Abi, ben Resident Evil o muhabbet antik oyun falan zamanlarında hatırlıyorum. Milletin birbirine girip Silent Hill Resident Evil'da hakikaten o adres ver muhabbetini neredesin lan sen falan filan dediğini biliyorum abi. Bu Türk halkına has bir şey mi abi? Fanatiklik o. Tabii. Ya yabancı forumlarda da görüyorum tartışmalar. O daha iyi buluyor. Kimsenin de adres ver lan dedi. Görmüyorum abi yani böyle bir. Hakikaten yapmak lazım evet, böyle bir muhabbet bu arada abi. Yani. O 90'lar sonuyla 2000'lerin ortalarına kadar tabii. Hatta 2010'ların başına kadar 10 senelik bir Türk oyun forumlarında müthiş olaylar yaşanıyor abi. Onları birbirine giren aynen insanlar. Aynen böyle part var bölüm bölüm yapacağım ve yorumlardaki kaosu görsün. Abi şey bile vardı şimdi yani bırak oyunu
O forum Xbox'çı. O forum PlayStation'cı. İşte bu forum PC'ci falan. Öyle bir ayrım evet, vardı abi. Yani. Abi ya şimdi geldi de aklıma. Berlin'in kazanındaki konular şunlar bunlar. Evet. Xbox Türkiye'ye gelene kadar resmi olarak Xbox çok az. Hani evet. 360 öncesi şeyde. Hani böyle Xbox için mi o falan azınlıksın gibi. Azınlıksın sen zaten. Azınlıksın. Nintendo Xbox azınlık. Biz o zaman. Peki kanka, PES makinesi niye var. Azaldı acaba? Nasıl abi? Yani niye azaldı? Forum mu? Bu tartışmalar artık öyle tartışma yok çok fazla. Yani bir PC konsol tartışması var. O bile eskisi eski tutkunda değil yani. Değil abi değil. Abi onun sebebi bence yani. Şey ya. Forum olmaması mı acaba? Hem o forum ama forum YouTube yorumlarına döndü bence. Hani ama eski onlar tam tabii, iletişime değil. Girebileceğin şey bile değil. Facebook bile forum gibi çok iletişime girebileceğin, o kadar forum gibi rahat iletişime gireceğin bir yer değil aslında. Ama bir şey söyleyeceğim abi. O dönem için bile olsa yine internet herkesin erişebileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. O dönem bile olsa. Hani 90'ların sonu 2000'lerin ortalarına kadar da yine de hala belli bir kitlenin erişebildiği bilgisayar sahibi. Yani, ya, yanlış anlamayın hani bu tabirin maruz görün ama bunu ben de dahil edebilirsiniz. Abi ipini koparan. Tabii. Yani adam oyunla alakası olsun olmasın yoldan geçerken mesela sen Yüzüklerin Efendisi videolarını yapıyorsun. Senin yapayım diyor geçiyor. Hani evet, o evet, adamlar geldiği için bir tartışma ortamı olmuyor. Şimdi bizim tartışma yaptığımız zamanlarda biri Silent Hill oynamış bitirmiş seriyi yalamış yutmuş. Öteki Resident Evil'ı yalamış yutmuş. Yani oyun kültürü üzerinden bilgi vardı yani bir bilgi birikimi var ve o bilgi birikimi üzerinden adamlar münakaşaya giriyor. Üstünlük sağlamaya çalışıyor. Burada hiçbir şey yok abi yoldan geçerken adam beğenmiyor. Streetland diyor sana böyle. Evet. Kalıyorsun yani nasıl abi ne alaka ben burada ne anlatıyorum sen orada bana küfür ediyorsun. Olay bence gibi olabilir. Ben onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani olabilir, evet. Yeni yorum yapan kitlenin içinin tamamen boş olduğunu düşünüyorum. Haybe'ye yorum yazıyor. Ya mesela atıyorum burada biz oturuyoruz. Şu anda mesela iki oyunla ilgili konuşabiliriz. Yani birazcık daha belki de hani herkesin erişiminden çok hem YouTube kanallarının çok artmasıyla hani içerik üreticilerinin çok artmasıyla hani o tarz belki medeni bir tartışma yapılabilir. Evet, insanlar biraz da dağıldı artık. Evet. Yani öyle eskiden 2-3 tane forum vardı. Herkes oraya gidiyordu. Şimdi dediğim gibi her YouTube artık. Kanalının altı bir forum. Aynen. Ya da her Facebook profili bir forum. Twitter öyle vesaire. O yüzden insanlar daha dağıldılar. Bir de o kadar alternatif yoktu belki. Daha gruplaştılar. Herkes kendi kafasındaki adamlarla bir araya geldi falan. Yani, oyun konusunda da öyle. Var. Yani şu anda hani zaman neyi savunacaksın? Yani zibilyon tane şey var. Yani adam ben bunun fanatiyim dediğin zaman sadece bir ay onun fanatiği olabiliyorsun. İkinci ay başka bir şeye geçmen gerekiyor. Ama o zaman işte Resident Evil diyorsun, Silent Hill diyorsun. Yani tamam hani üçüncü neyi diyeceksin? Belli yani. Başlı kemik oyunlar. Aynen öyle. Onun özelliği. Artık tabii yeni neslin içinde Resident Evil, Silent Hill falan bunların da bir ben hatta şeyi bile düşünüyorum. Half-Life 3, Half-Life 3 de yani. Ben çok katılıyorum ona. Çok katılıyorum. Çoğu insan için artık çok da bir şey ifade etmiyor. Hani bir de asla beklenenin olmayacağı bir oyundur o. Yani ne beklersen bekle. Yani kafada yaratılan hype'ın asla erişemeyecek. Evet. Adamlar yani. Abi o hype bile aynen. Diyorum yani. Tabii, tabii. Hype'a sahip olanların bir kısmı oyunu bıraktı. Bir kısmı eski tutkuyu duymuyor. Yeni nesil Half-Life bilmiyor falan yani böyle. O yüzden o biraz evet, gitti, gitti yani. Peki arkadaşlar, eyvallah, çok sağ olun geldiğiniz için. Kırmızı koltuğa bir kere daha, tamam sen abi, çok kes. Keyifliydi. Aboneyiz abi. Aboneyiz abi. Derin Birici'ye de ulaş, gitmeyi unutmayın. Peki, gidelim o zaman. Çok gidelim hoş. Abi. Davet ettiğiniz için de biz teşekkür ederiz. Eyvallah, teşekkür ederiz abi. Abi. Tamam evet, sanki. Abi ben şu anda ardından çok... bir küfür sallayacakmış şey gibi söyledim. Yok abi, estağfurullah. Abi çok sevdim ya bunu. Buradayım ben artık. Gel abi, gel film çek. Film çekelim, ooo. Peki görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.